Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranlara başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Luka Boutique Cakes'ten Sayın Elçin Esertepe. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sema Hanım. Evet bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Elçin Esertepe kimdir kendi dilinden tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. Tabii ki. Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, ee, sefalar makuluk. getirdiniz. Teşekkür ederim. Ee, i̇smim Elçine Sertepe. Esertepe. Antalya'da yaşıyorum. 1982 Antalya, e, pardon Almanya doğumluyum. Evliyim. 3 yaşında bir kız çocuğum var. Maşallah Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Ee, i̇şletme mezunuyum. Ee, yaklaşık bir senedir de butik pastacılık olarak faaliyet göstermekteyim. Evet. Peki e, her butik pastacının bir hikayesi var. Mutlaka. Mutlak surette sizin de vardır. Biz de bu hikayeyi dinlemek istiyoruz. Tabii ki. Aslında benimkisi biraz merak, biraz anneden gelen bir yetenek aktarımı diyebilirim ya da biraz iş de olabilir. Hepsinin bir karması. Çünkü ben 10 sene kadar turizmde çalıştım. Antalya'da çeşitli otellerde, finans departmanında maliyet kontrolörü olarak çalıştım. Ee, ve işim gereği de sürekli e, mutfakla iç içe çalışmalar yapıyorduk. Ve her e, fırsat bulduğumda e, orada işte ustalar ne yapıyor acaba? İşte bir kulak kabartıyordum ya da işte yaptıkları şeylere mutlaka bir göz gezdiriyordum. Hem dediğim gibi hani küçüklükten gelen bir merak, hobi. işte boş zamanlarında onu e, evde bir denemeler yapma. Hem de işin getirdiği o gözlemlemelerle e, aslında butik pastacılık benim işim dedim ve ben bu alanda ilerlemeliyim diye düşündüm. Öyle de başladı. Güzel evet. bir şekilde devam ediyorum. Evet. Peki herhangi bir eğitime gerek duydunuz mu yoksa sadece yetenekleriniz doğrultusunda mı devam ettiniz? Tabii ediniz? ki eğitim mutlaka olmalı. Çünkü zaten butik pastacılıkta her geçen gün yeni trendler çıkıyor. yetenek tabii ki olmalı. Çünkü yetenek olmadan biraz zor bu sanat eserlerini çıkarmak diye düşünüyorum. Ee, kendimi geliştirmek için de sürekli eğitimler alıyorum. Ee, i̇şte yurt dışında olsun çeşitli workshoplarla başladım ilk e, hobi olarak. Ee, onun dışında yine kendimi geliştirmek amaçlı e, işte İstanbul'da olsun Antalya'da olsun değişik eğitimler aldım. Evet, farklı eğitimlerden evet. E, faydalandım ve Tabii eğitim ki. mutlak surette gerekli evet. diyorsunuz. Tabii ki hayal gücü, yetenek, el becerisi, maharet bunlar hepsi Hı -hı. çok çok önemli ve e, herhalde hayal gücünüzü de çok fazla kullanıyorsunuz evet. bu güzel e, eserler ben eser diyorum bunlara ortaya <laughs> çıkarken ama e, müşterilerinizin talepleri doğrultusunda mı çalışıyorsunuz yoksa siz de şeyler katıyorsunuz. E, aslında ikisinin karışımı diyebilirim çünkü e, öncelikli olarak tabii ki müşterilerimiz bize e, aslında iki farklı şekilde geliyorlar. E, birincisi e, mesela bir herhangi bir konsept belirleyebiliyorlar. İşte doğum günü için e, atıyorum deniz kızı e, konsepti veya işte e, araba. ...konsepti istiyoruz. Bu konsepte uygun olarak bize pasta yapabilir misiniz diyorlar. Aha. Ona göre biz de müşterilerimizle görüşerek onların tabii tercihleri, zevkleri doğrultusunda... ...o konsepte uygun pastalar tasarlayıp onlara sunuyoruz. Diğeri de tamamen bize diyorlar işte ben bu pastayı gördüm bir yerde... Ben bunun aynısını istiyorum diyorlar. Direkt birebir o şekilde de pastalarımızı çalışabiliyoruz. Ya da kendileri tasarım yapan müşterilerim de oldu. Çocuklarının bir yaş doğum gününde işte ben grafik tasarımcısıyım. İşte bu tonlarda bu modelden mutlaka istiyorum deyip o şekilde pasta yaptıranlar da oluyor. Evet Peki pastalarınızı ne kadar bir sürede yapıyorsunuz? Örneğin size pasta siparişi geldi hı hı. kaç gün öncesinden gelmeli ki zamanında yerinde olsun. E, pastasına göre değişiyor aslında. Çünkü biz kişiye özel e, butik olarak çalıştığımız için e, hem model hem e, müşterilerimizin zevklerine e, göre ve ürünlerimizin de tabii ki de taze ev yapımı e, olmasının nedeniyle e, iki gün yeterli oluyor aslında. Modele göre tabii bu süre e, üç günü de bulabiliyor. Ama genellikle iki gün e, sürüyor. Çünkü e, işte pastanın yapılması, kekinin işte e, ganajının, kremasının hazırlanması, üzerindeki Tasarımlarının yapılması işte 2-3 günlük bir süreye tekabül ediyor. Bunun için de bize bir hafta önceden haber vermeleri yeterli oluyor. Evet bir hafta öncesinden diyorsunuz evet. haber verilmeli minimum süre budur diyorsunuz. Peki daha çok ne tür organizasyonlar için talep geliyor? Neler için talep geliyor? Sema Hanım daha çok doğum günü. ...pastası hı hı. E, siparişi alıyoruz. İşte bunlar bir yaş olabiliyor... Ee, ...pasta patlatma dediğimiz... ...bebeklerde yeni dönem trendlerinden... ...işte ortaya bir pasta konuluyor... ...bebekler böyle elleriyle yiyorlar falan... ...o tarz pastalarımız oluyor. Ee, özel günler için yine pasta... ...çeşitlerimiz e, var. Ee, bunun dışında yine kurabiyeler... ...özel hikayeli. işte anneler günü... ...babalar günü, sevgililer günü... ...veya işte geçmiş olsun gibi... Ee, ...kurabiyeler olabiliyor. Yine e, parti masalarında... Pasta Pastanın tasarımına yönelik e, onun yanında cupcakeler, e, kurabiyesidir, browniesidir, cake popudur bu tarz yine ikramlıklar oluyor. E, bir de e, kurumsal firmalar için e, fuarlarda özel davetlerde e, sunum e, olarak e, göstermek istedikleri onlara yönelik tasarımlı kurabiyelerimiz oluyor. Evet. O kurabiyelerde ne kadar güzel, ne kadar lezzetli evet. oluyor. İnsan yemeye de kıyamıyor, kıyamıyor onları. Evet. Peki bir şey soracağım. Hep Değil merak mi? ediyorum. Pastalarınızı hazırlıyorsunuz, yapıyorsunuz. Ee, tabii ki organizasyonlarda bulunamıyorsunuz ama onların kesildiğini, yendiğini düşündüğünüz anda mutlu mu oluyorsunuz yoksa biraz da böyle ah mı oluyorsunuz? İkisi birden aslında çok düşünmemek de lazım bence çünkü gerçekten bir e, emek var çok yani saatlerce çalışıyoruz e, yani ben kendim kıyamıyorum açıkçası taşırken zorlanıyorum ama tabii ki de mutlu oluyorum çünkü ben insanları mutlu etmek için bu işi yapıyorum ve yaparken de çok mutlu oluyorum e, o kısmını çok düşünmek istemiyorum açıkçası. Yani teslim ederken hiç <laughs> evet. onu düşünmüyorsunuz. aynen Yani o yüzlerindeki o mutluluğu görmek yetiyor açıkçası. Evet. Devamı evet. düşünmüyorum. <laughs> peki e, size nasıl ulaşıyorlar? Ürünleri nereden talep ediyorlar? E, ürünleri Instagram e, sayfam üzerinden Luca Boutique Cakes olarak takip alabilirler. E, orada iletişim numaralarım var. Oradan sipariş verebilirler. Evet. E, peki her yere gönderebiliyor musunuz? Şöyle ki Sema Hanım e, pasta biraz riskli olduğu için çünkü içindeki ürünler taze olması gerekiyor yendiği zaman e, pastalarımızı sadece Antalya içerisinde teslim edebiliyoruz. E, onun dışında dediğim gibi kurabiyeler işte kurumsal olanlar veya kişiye özel kurabiyeler Amerika'ya bile gönderdiğim kurabiyelerim oldu açıkçası sağ salim. Yani kargoyla hani kurabiye e, olarak herhangi bir şeyimiz yok e, gönderebiliyoruz. Ama yurt içinde yurt dışında tabii ki pasta çünkü e, tasarım olduğu için e, taşıması biraz sıkıntılı olur. Evet. O Antalya içerisinde teslim ediyoruz. Evet. Ee, ama kurabiyeler her yere Göndereyim, gidebilir diyorsunuz. Evet. Peki ilk yaptığınız pastanızı, kurabiyenizi hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Kendi ee, Hüsranla sonuçlanmadı. <gülüyor> <gülüyor> Sormak <laughs> <Biraz> istediğim bu <laughs> <muydu? gülüyor> Genelde çünkü e, bahsedenler oluyor, soranlar da oluyor. Hani kötü bir deneyim miydi diye. E, ben daha önce işte kursa gitmiştim. E, kurstan sonra kızımın doğum günü için, ikinci yaş doğum gününde yapmıştım. E, gayet de iyi çıktı aslında. Güzeldi. Hani dekorasyon olarak o zaman işte bir sene öncesinden bahsediyorum. E, o zaman benim için gerçekten wow çok güzel bir pastaydı diyordum. Tabii şimdi biraz daha, daha iyi olabilir. Ha. diyorum ama tadı işte şekli o zaman için benim için çok güzeldi. Çok da beğenilmişti. Evet peki şimdiye kadar yapmış olduğunuz en büyük pastanızı hatırlıyor musunuz? Kaç kişilikti? Ee, en büyük pastam ben daha yeni başladığım bu işe bir 7-8 ay kadar oldu aslında. 50 kişilik bir pasta yaptım hı hı. şimdiye kadar. 50 kişi. Evet. Peki bundan sonrasında gelen talepler doğrultusunda 250 kişiye çıktığında? Hı hı. Tabii ki yapılır, yapılabilir yapılır diyorsunuz. tabii ki. Hiçbir sıkıntı yok Aynen. diyorsunuz. Bir de kurabiyelerimiz var, işte cupcakelerimiz var. Bunlar daha çok sayıda talep Yapılıyor, ediliyor, evet, değil mi? Evet. Bunlarda da yine bir sıkıntımız yok. Sıkıntı yok. yok. Ee, zaten Antalya'da bir e, alışveriş festivaline katılmıştım ben daha önce bir standım olmuştu, tanıtım amaçlı katılmıştım. Çok da keyifliydi. E, orada mesela e, cupcakeler olsun, işte bu pastalar olsun e, standımda vardı, oldukça miktarda. <laughs> yapılmıştı yani herhangi bir sorun yok. Evet. Onlar da gönderilebiliyor. Peki pastalarınızı yaparken e, malzeme seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz? Taze olmasına dikkat ediyorum. Çünkü e, benim de çocuğum var e, ve evimde ben ne yapıyorsam, çocuğuma ne yediriyorsam e, insanlara da müşterilerime de o şekilde ürünler sunmaya e, çalışıyorum. Öyle de olması gerektiğini düşünüyorum. Hani görselden ziyade e, tadının, lezzetinin ve tazeliğinin e, iyi olması gerekiyor. Evet, bunlar çok önemli. Butik bunlar çok da. önemli Tabii diyorsunuz. ki. İşte butik pastacılıkta zaman zaman e, ön yargılarla karşılaştığınız oluyordur, değil mi? Fiyat politikası yüzünden. Mutlaka. Ama e, izleyicilerimize bunu buradan bir aktarabilir misiniz? İsmi üstünde butik pasta, kişiye evet. özel pasta ve hemen hemen her şeyi çok özel olarak hazırlanıyor, kullanılıyor değil mi? Doğrudur. İşte fiyat politikası da bu yüzden biraz daha farklı olabilir piyasaya göre değil mi? Tabii ki. Bunu bir anlatır mısınız, ki, aktarır butaka. mısınız? E, şimdi Sema Hanım zaten pastalar dediğimiz gibi kişiye özel. E, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda kullandığımız ürünler farklı ve o kadar çok inanın ürünler var ki ithal ürünler Türkiye'de her yerde bulunmuyor ve bunların fiyatları değişebiliyor maliyet açısından. Ve biz e, pastacılar olarak buna göre bir fiyatlama çalışması yaparak müşterilerimize sunmak durumundayız. Yeri geliyor e, naked cake dediğimiz çıplak keklerde e, İtalya meyvelerden süslemeler yapıyoruz evet. ve bu ürünler her zaman bulunmuyor, hı hı. Ee, nadir bulunan ürünler olabiliyor. Buna göre bir fiyatlandırma yapılıyor. Bu da e, kişiye özel dediğimiz kısmı da aslında bu oluyor. Birazcık kullanılan malzemenin kalitesi ve bulunulabilirliği açısından. Evet, o yüzden de lütfen diyoruz bu konuda ön yargılı Olmayın. olmayalım. Evet. Çünkü sonuçta genelde çocuklarımız için talep ediyorsak, evet. çocuklarımızın da sağlıklı gıdalar tüketmesini istiyorsak evet. ödün vermeyeceğiz öyleyse değil mi? Evet, bu da çok çok önemli. Peki butik pastacılıktaki hedefleriniz nelerdir bundan sonrası için? Örneğin siz de bu işin eğitimini vermek istiyor musunuz? Tabii ki isterim. E, öncelikle ben e, kendimi e, figür olsun, değişik pasta trendleri olsun, modellemeler olsun o konuda kendimi geliştirmek istiyorum. Sürekli zaten e, şehir dışına eğitimlere gidiyorum. E, i̇lerleyen zamanda da e, inşallah e, böyle ufak e, güzel bir butik pastane açarak e, orayı bir atölye olarak kullanmak isterim. Orada da eğitim vermek isterim tabii ki de. Evet. Şimdi butik pastacılığın içerisinde farklı farklı alanlar da var değil mi? İşte figür çalışılıyor, çiçek çalışılıyor, boyama, var, boyama var. Siz hangi alanda kendinizi daha başarılı hissediyorsunuz? Ben aslında figür kısmında. Yani şu ana kadar yaptıklarımda başarılı buluyorum kendimi ve bu alanda daha çok ilerlemek istiyorum ama butik pastacılık bir bütün diye düşünüyorum tek bir alan değil çok çeşitli teknikler var hepsini öğrenip o konularda uzmanlaşmak da gerekiyor aslında. Yani hepsinden kendimce vakit buldukça eğitime gidip kendimi geliştirmeyi ve o alanda uzmanlaşmayı istiyorum. Evet peki. Ee, bu alanda yine zaman zaman birçok yarışma düzenleniyor. <laughs> Daha çok kendinizle yarışabilmek için, kendinizle rekabet edebilmek için bu tür yarışmalarda yer almak istiyor musunuz? Mutlaka istiyorum. Evet <laughs> İstanbul'a gelip İstanbul'da da değil aslında Türkiye'nin çeşitli yerlerinde e, yurt dışına gidenler de var. E, bu tarz organizasyonlar var. Daha önce katıldım ama workshoplara katıldım. İşte gelen e, şeflerle tanışma fırsatı oldum. Çok keyifli ortamlar. E, çok şey öğreniliyor oradaki işte workshoplardan, insanların tecrübelerinden. Mutlaka istiyorum. Mutlaka İleride, istiyorum diyorsunuz. Biz de başarıyı yakalayacağınızdan eminiz teşekkür diyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız ben teşekkür için. Ederim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş Sefalar buldum. getirdiniz. Çok sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri Luca Boutique Kek'ten Sayın Elçin Esertepe'yi ağırladık. Hoşçakalın.